Günaydın. Medya Kritik başladı sevgili seyirciler. Cem Küçük ve bendeniz Fuat Uğur her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Şimdi sevgili seyirciler, karargah rahatsız manşeti sadece medyanın değil, siyasetin değil, tüm kamu kurumlarında, Türkiye'nin de gündemine oturdu. Evet, Hürriyet Gazetesi 28 Şubat'tan zaten hiç kopmadığını göstericisine, fabrika ayarlarının hala devam ettiğini göstericisine bir manşet attı. Bunu günlerdir konuşuyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günden bu yana konuşuyoruz bunu. Ve yankıları devam ediyor. Şimdi çok su kaldıracak bir manşet bu. Bir kişinin başını yedi. Fikret Bila. Evet, manşeti atan Fikret Bila oldu. Günah keçisi oldu. Zaten Cem zaten gönderilecekti evet. Diyorsun sen Nisan ayında, Mayıs ayında gönderilecekti diyorsun. Ve böylece de kolaylaştı. Bir taşla da iki kuş vurmuş evet. Oldu Aydın Doğan, ama Aydın Doğan bir taşla birkaç kuş vurmayı çok iyi beceriyor. Onları da daha sonra evet. Söyleyeceğiz. Şimdi Twitter'da duyurduk seyircilerimize. Çok enteresan bir duruşma var bugün. Ve bu karargah rahatsız manşetinin atılması bu çok enteresan duruşmaya denk geliyor. Bunu açıklayacağız, anlatacağız. Çünkü Sabah Gazetesi'nden bir köşe yazısı evet. Bunu açıklığa kavuşturuyor. Şimdi bu karargah rahatsız manşetini dün Sayın Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan yolculuğu öncesinde zaten açıkladılar. Aydın Doğan doğru. Yani bu Baylok haberlerinden, Baylok İsmail'in yaptığı, Baylokçuların bir kısmı masumdur haberinden dolayı. İşte o türbanlı polis olay haberinden dolayı. Zaten rahatsız ve gazeteciliğini beğenmiyor Sedat Ergin'in. Sedat Ergin biliyorsun 17-25'ten sonra 2014'te geldi. Enis Berberoğlu'nun yerine geldi. Ondan rahatsızdı. Alacaktı zaten, hani onu da söyleyelim, ama bu hızlandırdı. Sedat Ergin'den rahatsız ama Fikret Bila'yı aldı ama. Ha, ne oldu? Bir 28 Şubatçı gitti. Yeni bir 28 Şubatçı geldi. Bu kafalardan Aydın Doğan zaten bu kafayla daha çok para kaybedecek. Daha çok böyle bedeller ödeyecek. Bir 28 Şubatçı'yı gönderip bir 28 Şubatçı'yı getirince kimse sana lay lay lom demez, iyi yaptın demez. Ha, elinde adam da yok doğru dürüst. O da yok, ama yani ben devlet nezdinde sana söyleyeyim. Eğer devlet nezdinde ben iyi bir iş yaptım diyorsan Fikret Bila doğru tercih değil. Ha, Fikret Bila çok enteresan. Hilmi Özkök'te bir şey oldu mu ona konuşuyor. İlker Başbuğ'da bir şey oldu mu ona konuşuyor. Sen de bir şey olsa herhalde Fikret Bila'ya konuşacaksın. Niye Fikret Bila'yı aldı? Ben anlamadım. Yani. Yani Fikret Bila'ya şöyle, onu biliyorsun Milliyet'ten gönderilince Aydın Doğan'ın eski adamıdır o Milliyet'te. Ankara temsilcisiydi. Sayfayı o mu yaptı peki? Ben onu anlamadım. Hayır hayır. Niye onu yaptı diyorsun? Yani yönetmenliğinin başına mı onu getirdi diyorsun? Hayır, yani niçin Fikret Bila görevden alındı diyorum. Fikret Bila görevden alınmadı, Sedat Ergin alındı. Sedat Ergin, yani şimdi Sözcü Gazetesi'nde Fikret Bila'dan söz ediliyor. Hayır hayır, Fikret Bila genel yayın yönetmeni oldu. Ha, genel yayın yönetmeni oldu, özür dilerim. Sedat Ergin görevden alındı. Sedat Ergin'in gazeteciliğini beğenmiyor Aydın Doğan, kötüydü. Bu Baylok haberleri, başörtüsü haberleri ve en son bu haber gelince bunu biraz erkene çekti. Ve bu İsmail, Sedat Ergin gitti yerine Fikret Bila geldi. Ama Fikret Bila da dediğim gibi yani bütün askerlerin ideolojisi ve görüşü ne olursa olsun konuştuğu bir. Yani Işık Koşaner de ona konuşuyordu. İlker Başbuğ da, Hilmi Özkök de, diğerleri de. Bu iyi bir tercih değil. Onu da söylemek evet. Lazım. Evet. Ha, dengecidir. Onu da söyleyeyim. Mesela bu Sedat Ergin'in yaptığı salaklıkları Fikret Bila kolay kolay yapmaz. Daha ince çakabilir. Fikret Bila daha dengecidir. Daha dengeci ve daha bir hükümetle ilişkilerini daha sıcak tutabilir. Şimdi, Ankara kökenli, ama Sedat Ergin de Ankara kökenli, ama Sedat Ergin her zaman soğuk, mesafeli, daha diplomat, daha bir Ankara'daki politikacılara, siyasetçilere üstten bakan, çok eskiden beri tanıyorum. Sedat Ergin'le konuştun mu hiç? Sedat Ergin'le ben neredeyse gençlik dönemimde gazeteciliğe birlikte başladık diyebilirim. Onunla otururken biliyorsun yani kasılır ya, böyle bir sağa bir sola yatar. Bilmez miyim? Tanıyorum Sedat Ergin'i. Böyle sürekli bir şey, Sedat ağzından Ergin, laf çıkmaz. Sedat Ergin kişilik olarak, karakter olarak herhalde bir İngiliz diplomatı olabilirdi. Yani soğuk, ağzından laf çıkmayan, mesafeli, insanları hafiften aşağılayan, birikim olarak da entelektüel birikimi de olan, çeşitli hobileri olan, gitar çalmak gibi bir takım şeyleri yapmak gibi filan, bu tarz bir insan prototipi bizim, ve dolayısıyla da gazetecilik bambaşka bir şey tabii. Şunu da söyleyeyim, bunların bu hobi dediklerim var ya, o yetenekleri de yok. Şimdi bizim oğlan da evde gitar tıngır tutuyor. Tıngır tıngır çalıyor da yani kendine göre. İnan çalıyor. O da öyle çalıyor.
Ya buna böyle çok bilemiyorum yetenekli, nasıl çaldığını hani da yani, yani sonuç itibariyle iki tane, ben bir tipolojist çizmek anladım, istiyorum. Evde yani. İki tane flüt üfleyen, İtalya'da köylünün içmediği şarabı burada içip çok iyi şaraptır diyen adamların hepsi gurme geziyor. Yani uzman diye geziyor. Yani bunların o şeyi de palavra. O tür kültürel ve de sosyal hayata dair öncü olacak dedikleri şeyler de birer palavradan ibaret. Nasıl anlıyoruz? Biz oralara gidip görüyorsun. Adam burada bir şey yazıyor. Palavra olduğunu görüyoruz. Evet. Ama burada bunları sorgulayan olmamış. Çünkü tek kalmışlar. Evet. Neyse yani neticede bu Sedat Ergin gitti. Fikret Bilen geldi. Hayırlı olsun demek lazım ama evet. Aydın Doğan çok yanlış bir tercih yaptı gene. Yani bunun bedelini, ha şeyi söyleyeyim, karargahla ilgili bedeli ödeyecek. Evet. Zaten Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Mehmet Demir Bakırköy'de bunu soruşturuyor. İfadeleri alıyor, yapıyor. Hukuken bunun bedeli olacak. Sen kalkıp da yok yanlışlıkla oldu. İlk gün savunuyordun. Şimdi niye savunamıyorsun? Evet. Şu manşetleri verelim mi? Tek verelim. Tek. Yani şimdi Türkiye Gazetesi'nden var. Sabah Gazetesi'nden var. Star, Yeni Şafak, Takvim gazetelerinden manşetleri tek tek verelim. Bu konudaki ilgili manşetleri. Şimdi Türkiye'den mesela bu nedensiz yaklaşım diyor. Erdoğan karargah rahatsızlığa tepki olarak atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bizi birbirimize düşürmek isteyen bedelini ağır öder diyor. Şimdi Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi'nde de ağır bir başlık var. Onu da hemen arkadaşlarımız getirelim. Atılan manşet terbiyesizlik, seviyesizlik diyor Sabah Gazetesi'nde de. Çirkin başlık diye Star Gazetesi vermiş bunu. Ve öte yandan Güneş Gazetesi ve Takvim Gazetesi de bedelini ağır ödeyecekler diye vermiş. Yeni Şafak Gazetesi de terbiyesizlik manşetini, kelimesini öne çıkarmış. Akşam Gazetesi de bedelini ağır ödeyecekler diye vermiş. Şimdi dolayısıyla bütün gazeteler bunu neredeyse manşetten görmüş ama Cem Hürriyet görmemiş. İçeride vermiş. İçeride vermiş. Ama yani. Ben şimdi tabii bu kadar önemli ve bir baş yazı yazdıracak kadar önemli bir açıklamanın, bir manşetin herhalde haberinde habercilik adına Erdoğan'ın söylediğinin birinci sayfadan girmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dün bu açıklamadan evet. Bahsedelim mi bir ne diyor diye Hürriyet'in açıklaması. Söyle, ben sonra sonra senin değerlendirmeni alayım. Diyor ki aradan tabii kaç gün geçmiş oldu? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. 4-5 gün geçmiş oldu. Şimdi çıkan açıklama şu. Ahmet Hakan da tabii Aydın Doğan adına bir günah çıkarmış. Haberin iç sayfada aktarılışında yazı işleri tarafından iddia ve eleştiriler 7 konuda yıpratıyor başlığının üstünde kullanılan karargah rahatsız ifadesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi bilgilendirmede yer almamıştır. Hürriyet'in haberindeki rahatsızlık ifadesi Genelkurmay Başkanı'nın hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştı. Ancak maalesef haberimiz yayınlandıktan sonra gördük ki bu ifade Genelkurmay'da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde anlaşılabilmektedir diyor. Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi de akıllarının ucundan bile geçmemiş Hürriyet'in. Evet, şimdi burada şunları söylemek lazım. Bir, bugün Ahmet Hakan bunu yazmışlar, yani savunuyorlar. Bir, hani bugün bir o savunmuş. Birinci gün Ertuğrul Özkök savundu. Sonra evet. Senle ben dışında kimsenin okumadı. Bence sen de okumuyorsun. Mehmet Yakup Yılmaz'ın dışında. Yani herhalde tek okuyan ben kaldım. Ben artık okumuyorum. Sen o kadar söyledin ki. tek tıklama alıyordur herhalde. O da Cem Küçük tıklaması. Yani hani şeyde, internet sitesinde veya şeyde. Şimdi bunlar Ahmet Hakan, dün yazıyordun. Efendim konuşsana, biliyorsun anneannesi ölmüş. Hulusi Paşa konuşsana. Ha, anneannesi ölmüş, bir başsağlığı dileyelim anne. Evet, başı, doğru, sağ olsun. Başı sağ olsun. Evet. Şimdi şeye gelince yani Hulusi Paşa konuşsana bilmem. Konuştu Hulusi Paşa dün. Konuştu. Biz dedi evet dedi, biz telefon açtık dedi, söyledik dedi. Genelkurmay açıklama yaptı. Biz söyledik dedi. Doğru dedi. Kabul ediyoruz dedi. Ama dedi karargah rahatsız manşetini atmadık. Hulusi Paşa konuşmuş oldu. Sen niye şimdi bunu, hadi Hulusi Paşa sen ne cevap veriyorsun? Efendim rahatsız kelimesi yanlış oldu. Zaten mesele o. Karargah rahatsız. Ben bunu cumartesi günü sabah 11'de böyle görüp duyurunca bütün şeylere, bütün böyle gündeme gelince bunun ne kadar genç subaylar rahatsız manşeti atılmışken, darbe çığırtkanlığı yapılırken, bu kadar alenin yapılırken şimdi bu. Efendim bugün bak dün eleştiriyorduk ya, atar yapıyor Ahmet Hakan. Bugün çok güzel bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı şu üç açıdan haklı. Ha, evet. Rahatsız kelimesi yanlış oldu. Genelkurmay çok güzel bir açıklama yaptı. Bu olaydan çıkarmamız gereken ders, ya bu olaydan çıkarması gereken ders varsa o da sizsiniz. Siz bir ders çıkarın. Evet. Yani bu
kalkıp da milletin duygularını kaşımaya, milletin duygularıyla oynamaya, bu şekilde daha 15 Temmuz'u yeni atlatmışken böyle atarlanmaya gerek yok. 2 gün önce, 3 gün önce atarlanıyorsun. Bu bir de diyor ki okumuyoruz, anlamıyorsunuz diyorlar. Şimdi okuyoruz, anlıyoruz. E şimdi sen niye geri adım attın? Evet. Sen niye delikanlık yapıp haberin arkasında durmuyorsun? Yap. O kararı rahatsız manşetini atanı öğrendim. Yalnız onu söylemeyeyim şimdi. Öyle mi? Yani onu içeriden bir tane... Tufan Türenç ve bir isim daha biri var. Daha var. Yani, o Fikret bilmem ne diye bir isim daha var. Yani şey var. Şimdi onları da herhalde ifadeye çağıracaktır savcımız. Ya şimdi bu manşetleri, yani genç subaylar, karargah rahatsız. Neyden rahatsız? Sen açıklayacaksın. Karargah zaten 7 tane açıklamayı yapmış. Ha şunu da söyleyelim Fuat abi. Şimdi bak. Bunlara da açık söylemek lazım. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bir konuda rahatsızsa gideceği merci Başbakan, Cumhurbaşkanı ya da Milli Savunma Bakanı'dır. Gidersin. Ya bizim şöyle şöyle dertlerimiz var, eleştirilerimiz var. Bir açıklama yapar mısınız dersiniz. Bir Genelkurmay Başkanlığı, yani Türk Silahlı Kuvvetleri muhalefetle karşı karşıya gelmez. Muhalefet de sivil iradedir. Yani siyasetçi eleştirir. Seni de eleştirecek asker olarak. Orada yanlış yaptım, burada saçma bile olsa söyleyecek. O çünkü seçilmiş kişi. Sen onunla muhatap olmazsın. Senin muhatabın orada başbakan, cumhurbaşkanı, hükümettir. Bu açıklamayı Genelkurmay Başkanı izniyle yapılmış olsa bile yanlış. Evet. Yani sizin onu Hande'yi aramanız da yanlış. Öyle bir yanlışın varsa niye Hürriyet Gazetesi'ni seçiyorsun ya da herhangi bir gazete de olmaz o. Gideceksin hükümete, kardeşim benim böyle sıkıntılarım var diyeceksin, söyleyeceksin. Efendim Kardağ bundan gittim de hükümetle namaza işte şu yüzden kıldım da açıklama yapmak zorunda değilsin ya. Niye hesap veriyorsun? Koskoca Genelkurmay Başkanı hesap verir mi ya? Onu yaptı. Ona Cumhurbaşkanı hesap sorar. Soracaksa. Yani ya da şey yapar. Dolayısıyla bunları şey yapmaya gerek yok. Bak ne oldu? Şimdi durduk yere Sayın Genelkurmay Başkanımızın adı bu işlere durduk yere gereksiz yere geçti. Diğerleri geçti. Ha Hürriyet Gazetesi zaten bitik. Zaten zavallar. Yani herhalde Aydın Doğan şu gazeteyi satsam bile demiştir dün yani. Hani kurtulayım evet. Demiştir yani. Ama bu şimdi böyle... ben Aydın Doğan'ın bundan haber siz olduğunu hiç düşünmüyorum. Şöyle diyorum. Hiç düşünmüyorum çünkü neden biliyor musun? Bak şimdi gazetelerde şeydir ve yayın ben bunu çok iyi biliyorum. Kaynağından biliyorum. Kanal D haber bültenini hazırlayan, geçmişte hazırlayan birisi bana bunu söyledi. Aydın Doğan bütün haberlerle tek tek ilgilenirdi. Yani evet. Haberlere varıncaya kadar. Şimdi patronlar gazetelerin haberlerinden haberdardırlar. Hele böylesine 28 Şubat müktesebatı olan bir başlık, manşet söz konusuysa şayet ve böylesine gürültü çıkaracağı, ya çocuk bile anlar karargah rahatsız manşetinden gürültü çıkacağını ve tartışma çıkacağını. Bunu patronun bilmemesi mümkün değil. Bizatihi patrondan kaynaklandığını ben düşünüyorum. Ben ama bu şöyle bir eleştirim var. Ben orada katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Şimdi bak Aydın Doğan'ın bir sürü davası var. Kağıt, poğaç, bugün bir davası var. Evet işte o davaya geleceğiz yani şimdi. Onun şeyi var. Şimdi. O yüzden biliyor işte. Yok. O yüzden biliyor. Bak bence tam tersi. Baylok haberinden zaten çok rahatsız oldu ve uyarıldı Aydın Doğan. Bak Fikret Bile konusunda. Bu kaçıncı uyaracağım? Nevşin Mengü bilmem ne çok şeydi. Bu kaçıncı uyarı? Yani tamam. Aydın Doğan sürekli uyarılıyor ve aynı şeyleri yapıyor. Bak 17-25 Aralık'ta Fethullahçıları desteklemesi Aydın Doğan'ın işidir. PKK'nın desteklenmesi o HDP'lerin onun işidir. 15 Temmuz bilmem ne diye 15 Temmuz'u Fethullahçılar yaptığı için. Şimdi dün İlker Başbuğ açıklama yapmış bana hani bilmem. Evet ben onu örnek olarak söyledim. İlker Başbuğ böyle bir şey asla yapmaz ama üniformayı giyip çıksa Hürriyet ya da Aydın Doğan'ı destekleyecekti. Şimdi burada zaten adam emin ol şey yani şimdi hayır kampanyası var değil mi? Evet hayır. Hayırı destek Hürriyet hayırı destekliyor ama ince yapıyor. Aleni yapmıyor. Yapana olursa da kovuyor. Göstermeli isimlere. Bundan hakikaten haberi yokmuş. Bak ben haberi olmadığını biliyorum. Ben hiç katılmıyorum. Yok, neden bir, katılmıyorum bak, biliyor musun? Ben bile biliyorum. Hürriyet'te bu tür haberler için Sedat Ergin gibi insanlar, hele Sedat Ergin gibi Ankara kökenli ve atacağı her adımı, mesela biz İstanbul kökenli gazetecilerde böyle bir şey yoktur genellikle. Yani patrona sormadan da manşet atarsın, haber yaparsın filan falandır. Çünkü habercilik öndedir. Ankara kökenli gazetecilerde oradan terbiye almış ve o protokolden yetişmiş, o bürokratik kurallar içinde yetişmiş gazeteciler hele söz konusuysa tuvalete giderken Aydın Doğan'dan izin alır. Bu bir. İkincisi bakıyorsun Ahmet Hakan
Aydın Doğan'ın neredeyse Borazan'ı. Bir... Her konuda Aydın Doğan adına yazı yazmıyor tamam, mu? Yine aynı gün. Tamam, yine bugün de aynı şeyi yazmış. Aydın Doğan bir şey diyecekse ya Özkök'e yazdırır evet. Ya da... Yani sonuçta bu ama manşetin... Ama ben bir şey söyleyeyim. Evet. Bugün Nagihan da yazmış. Hakkımızda. Şimdi bunu bak ben diyene kadar da kimse görmedi ama. Tamam o ayrı bir mesele. Yani ona şimdi bak ben birebir bildiğimi söylüyorum. Bak benim bilgilerimin de doğru çıktığını izleyiciler bilir. Emin ol bundan haberi yok. Bak ben Aydın Doğan'ı benden çok eleştiren yok. Bunu bilmiyor ama. Çünkü bunu öğrenince fırça atıyor arıyor. O haberi olsa görse bak ben iddia ediyorum. Aydın Doğan bundan mesuldür, suçludur ayrı. Hı hı. Ama bunu görse attırmazdı. Çünkü görmedi hı. Oradaki o senin bir isim dedin. Hı. Turan Türenç. Biri daha var. İki kişi bunları yapan. Tufan Türenç. Birisi o, onu söylemeyeyim şimdi. İfadeye çağrılacakları için hı. Şey olmayacak. Yani savcıya gelin. Benim görüşüm bildiğim bak net istihbari bilgi olarak söylüyorum. Arıyor fırça atıyor çünkü bağırıyor. Bu kaçıncı diyor. Bu kaçıncı diyor. Şey, ha bu diyeceksin ki hakikaten adamlarına bir gazetede belli bir zamana sonra hükmedemezsin. Ya, bak genç olsaydın Doğan. Şimdi zaten hasta, beli kötü, yatıyor bilmem ne. Şey, artık eski gücü yok. Eski zekası olsa, eski şey olsa zaten bunlara müdahale eder o. Ha bu onun mesuliyetini etkilemez. O da mesuldür bu işin. Hesabını verecek yargı önünde. İnşallah bu sefer hesabını versin ama. Bundan da kurtarırlarsa ben sana söyleyeyim yani biz zaten kapıya kilit vurup buradan gidelim yani. Evet. Bu sefer de kurtarırsa ama. Evet. Çünkü bu darbeye çağrıdır. Bak kim attırırsa attırsın. Karargah rahatsız değil demek darbeye çağrıdır. Junta yapılanmasıdır. Evet. Bunun altını çizelim yani. Önemli evet. Olan bu. Şimdi Dilek Güngör'ün yazısına gelelim. Sen dedi biraz teaser verdin. Sabah gazetesinde programımızın başında da sözünü etmiştik. Karargah manşeti ve kaçakçılık davası diye bir yazı yazmış. Çok enteresan bir yazı tabii ki. Şimdi Aydın Doğan diyor sahibi olduğu medya ile yeniden sahneye çıktı. Neden yeniden diyorum? Çünkü 28 Şubat'a falan gitmeye gerek yok. 17-25 Aralık, Selahattin Demirtaş, 17 Haziran seçimleri, 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak için yaptıkları Baylok manşeti, DAEŞ'e yardım ettiği algısını oluşturmak için yapılan haberler, Carlos suikasti, el nusraci gösterme çabaları vesaire diye bunları anlatıyor Dilek Güngör. Ve dikkat çekmek istediğim başka bir husus var diyor. Ve şuna dikkat çekiyor. Aydın Doğan, Hanzade Doğan, İmre Barmanbek ve Ersin Özincer'in de olduğu 47 kişi hakkında örgütlü akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bir dava açıldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Mart 2016'da POAŞ iddianamesini kabul etti. İddianamede Aydın Doğan ve diğer sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şimdi Mersin'de dava dosyası birleştirildi ve duruşma evet. Kasım 2016'da yapıldı biliyorsun. Evet, evet, şimdi evet. O duruşmaya Aydın Doğan ve kızı katılmadı. Ancak hakim bir sonraki duruşmada hazır bulundurmaları için zorla getirilmelerine karar verildi. Bugün ve yani bugün evet. Şimdi bugün bu duruşma yapılacak ve zorla yani gerekirse kelepçeyle götürülecek. Galiba şu an mahkemede. Mahkemede olması lazım şu anda. Şimdi karargah rahatsız manşetinin mürekkebi kurmadan diyor Dilek Güngör. Belli ki Aydın Doğan eski Türkiye alışkanlığının versiyonu olan manşetiyle bir taşla iki kuş vurmayı hedefledi. Birincisi referandum öncesinde kurumlar arası görüş ayrılığı havası yaratıp algı operasyonu yürütmek. İkincisi de POAŞ davası öncesinde sıkıştığı köşesinden hükümete ayar vermeye kalkmak. Evet. Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de TSK'nın açıklamalarına bakılırsa eski Türkiye özleminden kurtulamayan Doğan bu kez hayal kırıklığı yaşayacak diyor ama bence bir üçüncü kuşu daha vurmayı amaçlamış nedir? Buradan. Aydın Doğan Dilek Güngör'ün yazmadı. O da şu, kendilerinin zorla götürülmeleri halinde bu manşeti atıldığı için kendilerinin kelepçeyle götürüldüğü izlenimi yaratmak isteyeceklerdi ya da benzer bir şey yapacaklardı. Şimdi bu davanın, görülen bu davanın bir intikam davası olduğu algısı da yaratılacak aynı zamanda. Şimdi POAŞ'ta resmi sahtecilikten 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar isteniyor. Bunların bir kağıt davası var. Evet. Yani bu akaryakıt kaçakçılığı var. İki, evet. Terörle mücadeleyle ilgili Bakırköy'de süren bir soruşturmaları var. Devam ediyor. Evet. Bir de bu, bak şimdi. Baylok haberi, Baylokçuların bir kısmı masumdur haberi yaptı. Baylok İsmail denilen hain. Şimdi o da bitti artık. Fiilen Baylok İsmail diye biri yok. Bu haberi yapıyorsun. Peşinden Tolga Tanış diye biri vardı. Nerede? Türk Devleti DAEŞ'e yardım ediyor diyen, onlara gönlü bilmem... Gübreci Tolga Tanış. Diyen Tolga Tanış, Türk Devleti DAEŞ'e yardım ediyor. PYD'nin verdiği argümanları kullanarak haber yapan, o da bir alçaktı. Hı hı. O da şimdi gitti.
Geriye şimdi ondan sonra bu başörtülü koruma haberi onu verdi bilmem. Hep bu. Bunların hepsi tabii ki Aydın Doğan'ı bağlar. Şimdi bunlar görülecek. Bunların hesabını sorulma. Bu darbe ayrı bir şey ama bak. Darbe bütün bu suçların hepsinden daha büyük. Sayın Mustafa Mehmet Demir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Umuyorum bunun hesabını bu Doğan grubuna soracaktır. Mehmet Hakan yani. Sağlam'ı da bu arada kutlamak gerekiyor. Tabii, aynen, gerçekten aynen. Bu konuda duyarlılık gösterip, refleks gösterip, anında şikayet dilekçesini yazıp Mehmet Demir'e, Cumhuriyet Savcısına başvurdu. Bak şöyle olurdu. Şimdi biz burada konuştuk ettik. Eğer Mehmet Hakan Sağlam bu duyuru yapmasa belki Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamasından sonraki de geçeceklerdi ama Mehmet Hakan'ı tebrik etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Orada burada gitti, da zaten tabii. İlk önce biz duyurduk biliyorsun. Aynen bunu. Tabii. Eğri yeri doğruya doğru bunun hesabını verecekler. Şimdi demin senin geçtiğin söylediğin bir konuyu ben de biraz değinmek istiyorum. O da Genelkurmay Başkanlığı'nın dün Twitter'da da yazdım bunu çeşitli maddeler halinde. TSK karargah rahatsız manşetinden dolayı rahatsız ama Genelkurmay'a sorularım var diye yazdım. Sorularımdan bazıları da şu. Daha doğrusu sorularım değil, tespitlerimi söyleyeyim Cem. Şimdi sen dedin ki varsa rahatsızlığı gider hükümete söyler dedin. Ya da şimdi Genelkurmay Başkanlığı'nın basın ve halkla ilişkiler dairesi diye bir kurum var. Kurumu var değil mi? Bu kurum çeşitli konularda açıklama yapar. Bu konuda 7 soruya 7 yanıt konusundaki bazı 7 eleştiriye 7 yanıt konusunda bazı eleştirileri senin dediğin gibi hükümete söyleyebilir. Yani neden Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı'yla namaz kılmış, neden bilmem nereye gitmiş sorularının eleştirilerinin yanıtı vermek zorunda değil. Ama mesela şöyle bir eleştiri var. Eleştiri değil, iftira. Sözcü gazetesinde çıktı bu haber. Mehmet Dişli ile FETÖ sanığı Mehmet Dişli ile ortak arazi aldı. Şimdi biz de burada bunu söyledik üstelik bu haber çıkmadan önce, bu manşet çıkmadan önce. Dedik ki yani bu haber doğru mudur değil midir? Genelkurmay buradan açıklama yapmalıdır dedik. Bak ikimiz dedik bunu. Şimdi bir baktık sonraki gün, cuma günü demiş, sonraki gün baktık karargah rahatsız diye bir manşet çıkıyor. Altında da buna cevap veriliyor. Kimliği belirsiz biri tarafından. Yahu buna kimliği belirsiz birinin cevap vermesi gerekmiyor ki. Genelkurmay Başkanı adına basın danışmanı bunu açıklar bitti. Hayır. Sen şimdi çıkıyorsun doğru. Askeri bir yetkili. Evet. Ya Türkiye'de askeri kaynağın Genelkurmay'da kim olduğunu cümle alem biliyor. Evet yani. Biz adını vermeyelim. Basın dairesinde bir tuğgeneral var. Yani hani iyi de bir komutan, iyi de bir insan. O açıklama yapar. Başka Genelkurmay'da başka hiç kimse konuşmaz. Onunla herkes konuşur. Dediğin gibi... Bu çıkarsın kardeşim de bir açıklama. Bugün şu gazetede bu iddia vardı. İddiaydı. Doğru değildi. Bitti. Bitti. Yani bunu kalkıp da Hürriyet'e ona bilmem ne... Bir tane muhabire Hande Fırat'a popüler olmuş bir isme. Sen bunu askeri kaynak, belli olmayan bir askeri kaynak bak, adı altında eski 28 Şubat genetik kodlarıyla ve aynı şekilde o müktesebatı hatırlatırcasına bir takım bilgiler aktarıyorsun tırnak içi. Ya bunun cevabı niye askeri kaynakla veriliyor? Çünkü doğrudan doğruya seni ilgilendiriyor. Genlerinde var. Evet. O Sedat Erginler'de, Tufan Türenç diğerlerinin genlerinde darbeci ruh askeri yetkili karargah rahatsız. Rahatsız da ne olacak? Diyelim ki rahatsız. Birileri rahatsız diyelim. Bize ne? Kime ne? Evet. Rahatsızsan istifa et, defol git. Evet. Birileri rahatsızsa bu başörtüsü kararından ki ona çok atıf yapılıyor o şeyde haberde. Rahatsızsa, kardeşim bize sorulmadıysa, birileri böyle bir rahatsızlığı varsa basarsın istifayı çeker gider. Senin bu babanın kurumu mu o ya? Hatırlıyorsun 28 Şubat'ta. Memursun sen ya. 28 Şubat'ta bunlar sabaha kadar ışıklar Genelkurmay'da sönmedi diye haberler yaparlardı. Evet. Ben bugün bak Nagihan'ın yazısını çok beğendim. Evet, Nagihan da bir yazı yazmış. Bir askeri hareketliği perde arkası. Şimdi bu arkadaşlar hani ikide bir niye sana da geliyordur muhtemelen. Çünkü iyi yazıyorlar. Çünkü biz burada her gün bakıyoruz. Düşmanımız bile olsa ne diyoruz? Hürriyet iyi haber yapmış değil mi? Evet. Sabah iyi yapmış. Milliyet iyi yapmış. Cumhuriyet bile iyi yapsa iyi yaptı diyoruz. Evet. Şimdi Nagihan da bir askeri hareketliğin perde arkasını yazmış. Bu yazdığı doğru. Yani bir bu başörtüsü meselesiyle ilgili %10 rahatsız yani %9-10'luk sol Kemalist cenah bu başörtüsü kararından rahatsız. Bunu söylemek lazım. Bir ikincisi Suriye konusunda bazı askerler diş çıkartıyor. Yani beğenmiyor. Bunu Aydınlığın ve Yurt Gazetesi'nin manşetlerinden anlıyoruz Fuat Bey. Çünkü Elbap'ta girmek istemiyorlar. Suriye'den çıkmak istemiyorlar. Niye girmekse? Çünkü askersin. Plan yapacaksın. Oraya gideceksin, geleceksin. Asker dediğin bu generallerin mesaisi 6'da 7'de bitiyor. Sonra eve gidiyorlar. Veya orada evlerine gidiyorlar. Şimdi çalışmaları lazım. İşte o yüzden de belirli gazetelerin manşetlerine bakınca Yurt gibi, Aydınlık gibi oradan çıkalım. Ne işimiz var? P7. Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı dün Pakistan'a giderken Membiş'te biz orayı da temizleyeceğiz dedi. Rakka'yı da.
Amerika'da şimdi bunun hava desteği verecek, vermeyecek. Gerçi bu arada Trump ağır silahları vermeye devam ediyor YPG. Onun altını çizelim. Manbij'de Amerikan askerlerinin tanklarla yolları kestiği bildiriliyor. O da ayrı bir şey bak, tabii. Bak, Nagihan'ın yazısından bir bölüm okuyayım. Evet. Son 3 gündür Türkiye'de hem de 28 Şubat'ın yıl dönümüne denk gelen günlerde yaşananlar demokrasinin nasıl güçlendiğini, bu halkın önünde artık hiçbir tankın duramayacağının bir kez daha geri dönülmez bir şekilde göstermesi bakımından çok önemlidir diyor. Bir de bu gelişmeleri anlamak için birkaç gün geriye gidelim. 28 Şubat'ta TSK'da subay ve astsubayların başörtüsü yasağı kaldırıldı. Bunun hemen ertesinde TSK içinde sözde sol Kemalist uyarlığa sahip darbeci zihniyete kıpırdanma başladı. Ankara ve İstanbul'da bir şey yoktu ama İstanbul'dan batıya doğru bir homurdanma, bir askeri hareketlilik vardı. Devletin bazı birimleri de teyakkuza geçmişti. Hürriyet'in haberi bu hareketlilik sürerken 28 Şubat'ta geldi. 25 Şubat'ta TSK içinde bazı subaylar başörtüsü yasağının kalkmasını bir mesaj kabul edip kendi içerisinde toparlanmaya başladılar. Şimdi bak, Nagihan da yazmış. İzmir'den Batı Anadolu'ya doğru bir hareketlik var. Bunu yine ilk söyleyenlerden biri benim. Nagihan da yazmış. Bu doğru. Başörtüsü yasağını kaldıramayan bir grup askerin, o da %9-10'dur. Sol Kemalist. FETÖ'cüler de Emre Amer'de bekliyordur zaten bir şey olsa diye. Bu doğru. Ne var bunda şimdi? Yani bu yalan değil ki. Bu gerçek. Işık, belirli illerde ışıklar sabaha kadar yandı karargahlarda. Yani bir şey denemek istediler. Bir hareketli kıpırdanma oldu ama devlet bunu halletti. Ya bak, duymadık bile hallettiğini yani. Ne, bunu şimdi söylemek kötü bir şey mi? Bu duyarlılığı. Şimdi yani F-16 pilotları bilmem şu kadarı FETÖ'cü bilmem başımıza gelmeyen kalmadı. Bunları da bir duyum olunca söylemek lazım. Bak söyledik. Kimse yalanlıyor mu böyle bir şey yok diye? Evet. Bu evet, kadar yani. Evet. Bir de Nagihan Alçı'ya da bu işi duyurduk. Genelde bizim medyada hak verilmez. Kıskançlık çok has safhadadır. Nagihan benim yani şahsımın hakkını vermiş. O bu şeyi duyurdu diye onun önüne geçtik. Bu da ona da teşekkür ediyorum. Yani evet, şey yapmam. Nagihan, kendisi yazmış bunu. Genelde başkaları üstlenir böyle durum. Nasıl sen şimdi Ümit Akdemir'di değil mi? Bir sürü şey yazdın, ettin. Yani sonra onu başkaları kullandı. Kendileri demiş gibi. Bu tür şeylerin üzerine durmak lazım. Yani kişiye hakkını vermek lazım. Evet, onu evet, da altını kesinlikle çizelim yani. Kesinlikle. Şimdi bir FETÖ davasına geçelim istiyorum. Bugün Türkiye Gazetesi'nde enteresan bir yazı var. Nuri Elibol'un yazısı var. Nuri Elibol'un iki yazısı var aslında. ABD'nin demin geldik PYD, YPG ısrarı niye yazısı var. Evet, enteresan bir bilgiyi içeriyor. İyi bir yazı o. Evet, o çok iyi bir yazı. Bir de ama ona sonra gelelim. Önce FETÖ neler yapabilir diye yazmış ama FETÖ ile ilgili şeyleri onu okumadan önce daha doğrusu okuyalım. Bak bu Habertürk'te şeyle bir şey vardı, şeyle, evet, bunu okuyalım çünkü Nuri Elibol'un yazısı da aynı zamanda tabii bu karargah rahatsız manşetiyle de bağlantılı olabilir bu. Onun için okuyalım diyorum. Nuri Elibol'un yazısını getirebilir miyiz arkadaşlar? FETÖ'nün her gün tüylerimizi diken diken eden bir ihanetini öğreniyoruz. Bunlar 52 MİT haber elemanının listesini PKK'ya vererek katledilmesine sebep olacak kadar sapık ve gayrimilli bir yapı. Daha önce de yazmıştım. Ağustos'ta generalliğe terfi ettirilen ve ismi Baylok listesinde kullanıcı olarak çıkan iki generale kim kefil olmuş? Kim general olmaları için telkin ve tavsiyede bulunmuş? Bunlar kim ise Başbakan ve Milli Savunma Bakanlığı mutlaka bunu ortaya çıkarmalı, soruşturmalıdır. Bak, dur, bu çok önemli. Burada dur. Duruyorum işte. Onun için de sana baktım şimdi zaten. Bak, bu duyum, ben bu iki generalin adını biliyorum. Öyle mi? Ama söylemeyeyim yani şeyde. Şimdi geçtiğimiz Ağustos dediğin 8 ay önce oluyor. Evet. İki generale, Baylok'ta adı çıkan iki generale terfi olan, ya kefil olanlar var. Bu generallerin biri Or, biri Kor galiba. Hani şeyini söyleyeyim. Şimdi bunlara kim telkin ve tavsiyede bulunmuş diyor. Bunlar kim ise Başbakan ve Milli Savunma Bakanı mutlaka ortaya çıkarmalı, soruşturmalıdır. Şimdi bak, bunu ben duyum olarak duydum. Elimde net bir bilgi yok. Ama bunu ben duydum, sen de duydun. Evet. Nuri Elibol abi de bunu yazmış, bu şeyi. Kardeşim, bu iki tane general FETÖ'cü ise, Baylok'u varsa, nasıl Ağustos'ta darbeden sonra terfi ettiriliyor ya? Bana bunu biri cevaplayabilir mi? Evet. İki tane general... Kimse ortaya çıksın, ya, evet. Biri, ya adam iki tane or general veya kor general veya tüm general. Bunlar ne demek ya? Ordunun en kritik yerinde görevlisin, baylokçu. Kim bunlara kefil? Kim bunları kayırıyor? Kim bunlara? Buna Sayın Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık'ın varsa böyle bir şey, Nuri abinin cevap vermesi lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Bak hala yani ondan sonra niye? Kardeşim, FETÖ'cüyü korumayacaksın. Baylokçu'yu, bütün darbecileri korumayacaksın. Alça alçak diyeceksin. Gereken işlemi yapacaksın ya. Bu nedir şimdi yani? Evet, bu çok enteresan bir bu şeyi bilgi. Söyleyeyim.
52 MİT de önceden öldürülen. Yani tabii önceden KCK öldürülen. Operasyonundan 2012-2013'ten sonra Fethullahçı alçakların isimlerini ifşa etmesinden sonra KCK, PKK şüphelendi. Yani kendi içerisindeki herkesi öldürdü. Evet. Yani MİT'in devşirdiği adamdı onlar. Evet. Öyle söyleyelim. Evet. Bu örgütün diyor Nuri Elipoğlu neredeyse müdahale etmediği alan yok. CHP ve MHP'yi kaset operasyonlarıyla dizayn etmeye kalkan FETÖ öğreniyoruz ki görevdeki birçok bakanı da tehdit etmiş. Tehditle kalmamış bir bakana ait olduğu iddia edilen kasetleri yayınlamaları veya şantaj malzemesi olarak kullanmaları için PKK'ya vermiş. FETÖ şimdi de 16 Nisan'a özür dilerim. 16 Nisan'a kadar bir şeyler yapma peşinde. Hayır cephesinin en büyük destekçileri bunlar. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin değerlendirmeleri şöyle diyor. İşte bu kısmı önemli. 16 Nisan'a kadar uyuyan hücreleri kripto veya firari FETÖ'cüler aracılığıyla Allah göstermesin Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere önemli şahsiyetlere suikastler düzenleyebilirler. Devlet adamları ve siyasetçilerinin itibarını sarsmak için kesme yapıştırma, ses ve görüntü kasetleri yayınlayabilirler. Şok eylemler, katliamlar yapmaları için başta PKK olmak üzere DAEŞ, DHKPC gibi örgütleri kullanabilirler. Ankara tüm bu risklere karşı tedbir alıyor. Şimdi bunu biliyorsun Bahar Operasyonu adı altında ben de yazmıştım. Ve bu Bahar adı altında bir konuşmasında bu FETÖ elebaşının konuşmasında zaten ipuçları şifrelerle o şifreli konuşmalarıyla verilmişti. Bahar, tomurcuklar, şu bu vesaire gibi abuk subuk sayıklamaları, şizofrenik sayıklamalarıyla o tür mesajları vermişti. Şimdi bu çok önemli. Biz hep bunu söylüyoruz. Bunu 15 Temmuz darbesinden önce geçen baharda da yapmak istediler Cem. Evet. Yapmak istediler. Buna CHP'yi de kattılar. CHP Kılıçdaroğlu da halkı sokaklara çağırdı. Fakat CHP tabanı buna uymadı. Ya da bir şekilde bunu beceremediler ve sokaklara çıkmadı. Şimdi burada kanlı eylemler yapacaklar. Bir takım suikastler yapmayı planlıyorlar. Bir takım olaylar çıkarmayı planlıyorlar. Bunu adım adım gerçekleştirmeye çalışacaklar FETÖ'cüler. İşte buna, işte bütün bunların totalinde ele aldığımız zaman ortada referandum öncesi bir kaotik ortam çıkarmak evet. isteyebilirler. Şimdi bu Büyükelçinin öldürülmesi böyle bir şeydi. Evet. İşte bu saldırılar benim şahsım dahil olmak üzere böyle. Ama şunu da söyleyeyim. Devletin elinde şu an bu suikast düzenleyebilirler dışında net de bir şey yok. Ben de şimdi konuşuyorum bu güvenlik bürokratları. Şöyle net bir şey yok. Hani şunu yapabilirler mi? Bunu yapabilirler mi? Burada bomba patlatabilirler mi? O şu an yok. Ben çok iddialı olacak ama yani 16 Nisan'a kadar böyle büyük bir şey yaşayacağımız kanaatinde değilim. Çünkü FETÖ kes kopyala diyeyim. Senin kes kopyala bir görüntünü yayınladı. Kim inanacak? Kendi bile inanmaz. Evet. Ben, ha bu arada şeyi göreyim. FETÖ'cü bazı hesaplarda bir hareketlilik var. Bu Tuncay Öpçin gibi alçaklarda, diğer hesaplarda. Onlar şimdi devlet onları görüyor. Büyük bir kıpırdanma var onların şeyinde. Olabilir. Bir yerde suikast olabilir. Faili meçhul. Böyle şeyleri yapabilir bunlar. Olmadık şeylere. Ama neticede bu şok kaset, ellerinde eski kaset varsa ellerinde eskiden onun bunun kasetleri varsa seks ya da cinsel içerikli bunları yayınlayabilirler ama biliyorsun kanun var. Evet. Bir saat içerisinde o görüntüyü kaldırabiliyor tip. Yani telekomünikasyon iletişim başkanlığı kaldırabiliyor. Ondan da endişe etmemek lazım. Milletimiz şunu bilsin. Pis bir şey gördüğünüzü bilin ki bu FETÖ işidir. Evet. Başkası yapamaz. Artık bu çok önemli bir yani bunu FETÖ'cüler dışında bu alçaklığı Türkiye'de yapacak kimse yok. Artık bu iki kere iki dört çok netleşti. Yani PKK'nın ne yaptığını biliyoruz. Yöntemi evet. belli. Bomba patlatır, insan evet. öldürür, asker polis. DAEŞ'in ne yaptığı belli ama her pis yani ben iddia ediyorum bugün senin benim başıma bir şey yani gelse ben bununla da FETÖ ararım. Kesinlikle. Yani. Hiç başka bir şey aramaya yani. Gerek yok. Şimdi önemli bir nokta FETÖ ile ilgili bugün çıkan haberlerden bir tanesi. ABD'de FETÖ okullarını anlatan internet sitesi kapatılmış. Çok önemli bir nokta bu. Çok önemli. Robert Amsterdam'ın bastırmasıyla. Evet, evet kapatılmış. Bu çok önemli. İkinci önemli bir bilgi de haberde Nazif Karaman'dan sabahtan Muğla'da Cumhurbaşkanı'nın suikast davasında şok gelişme diye vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te gerçekleştirilmesi planlanan suikastla ilgili davada ifade veren şüpheli İlyas Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeyle ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle çağrılıp dinlenilmesini talep etti. Ben bunun bir davayı sulandırmakla ilgili bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Aynen. Hiç dikkate alınması gereken bir çağrı aynen değil. Aynen sana kadar dün programı konuştuk. Yani sen evet. Kılıçdaroğlu'nu bilmem. Kardeşim ne bu herifin adı? İlyas. İlyas bilmem ne. Neyse.
Kardeşim İlyas Yaşar. İlyas Yaşar. Elinde bir bilgi varsa söyle. Yoksa Kılıçdaroğlu dinlensin. Ahmet Mehmet de dinlensin. Cem Ali Veli de dinlensin. Bu bir şey biliyorsan onu söyle. Bunu kalkıp da şimdi muhalefet nasıl eski AK Partilileri yargılayıp işi Sayın Cumhurbaşkanı'na getirmek istiyorsa bu söylenme doğru. Yani Kılıçdaroğlu FETÖ'den mi yargılayacaksın? Yani evet. Darbeden daha doğrusu yargılayacaksın. Saçmalık yani. Bu evet. Ciddiye bile almaya değmez yani. Genelkurmay en güzel bir haberi rakam. Yani Nazife'nin haberinde bir şey yok. Yani iddiayı ya haber yapmak evet. Bir şeydi. Genelkurmay'dan güzel bir rapor var. Daha doğrusu bence geç kalmış da bir rapor. Çünkü sürekli olarak bunu 15 Temmuz'dan itibaren bu askerler çıkardıkları her yerde verdikleri ifadeler hep bunu söylüyorlar. Biz tatbikat var sandık diyorlar. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı da rapor göndermiş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Demiş ki TSK'daki bütün tatbikatlar eğitim yılı başında planlanır özür dilerim ve en geç 15 Haziran'da biter. Evet. 15 Temmuz döneminde kendisine alarm ve tatbikat olduğu emri verilen profesyonel bir TSK mensubunun bunun hayatın olağan akışına aykırı bularak sorgulaması gerekir demiş. Nokta. Bitti. Evet. Bitti. Çok öyle. Güzel bir rapor. Çok güzel de bir haber. Biliyorsun bu hayatın olağan akışı Roma hukukunda geçer. Evet. Biliyorsun Roma hukuku İstanbul'da yazılmıştır. Evet. Onun altını çizeyim. Bu hayatın akışı. Doğu Roma İmparatorluğu. Tabii tabii. İstanbul'dan yani doğru Roma hukuku dediğin şeyin merkezi burasıdır. Burada yazıldı o. Hayatın olağan akışı doğru. Bu burada geçen mesele de son derece önemli. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ve soruşturmayla ilgili raporun ayrıntılarına son derece önem vermek gerekir. Profesyonel bir TSK mensubunun yani aykırı bırak sorgulaması gerekir demiş. Dolayısıyla bunun altını çizmek lazım. Tebrik de etmek lazım yani. Evet şimdi gelelim Almanya'ya. Almanya'da. Şimdi Die Welt gazetesinin ajan olarak kullandığı bir adam var biliyorsun. Deniz Yücel. Bu adam muhabir kisvesi altında ajanlık yapıyor aslında. Çünkü Almanya'da ki gazetelerde Türkiye üzerinde çalışan Avrupa'daki çok gazetede de aynı şey geçerlidir. Gazetecilerin, gazeteci adı altında çalışan kişilerin çoğu ajanlık yapmakta. Özellikle bunlar Türkiye'nin güneydoğusunda ve sınır bölgelerinde ajanlık faaliyetlerini ciddi şekilde yürütüyorlar. Şimdi önce şunu söyleyelim. Alman Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçiliği sabah itibariyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla alakalı. Şimdi Almanya neden buna bu kadar önem veriyor sence? Yani şimdi, bir Deniz Yücel'in tutuklanması kendi vatandaşı mı? Yok, Türk vatandaşı aynı zamanda Deniz Yücel. Almanya vatandaşı var. Almanya vatandaşı da çifte vatandaş. Şimdi sen Die Welt'in muhabiri olarak Türkiye'ye gelir, PKK'yı destekler, Türk devletine küfreder, hakaret edersen bunun sana yaptırımı belli olur. Bu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması yerindedir. Böyle alçaklıklara sen kalkacaksın, geleceksin elin hem Türk vatandaşı olarak hem Alman vatandaşı olarak Türkiye'ye küfredeceksin. YPG operasyonlarını durdursun, Suriye'de onu yapmasın, Türkiye sivil insanları katlediyor diyeceksin. Sonra sana bunun bir yaptırımı olmayacak öyle Alman mi? Alman televizyonlarında sürekli PKK sözcülüğünü yapar. Tabii tabii adam. Ya hayır bir de onları insan hakları böyle kuş böcek örgütü gibi yansıtıyor. Yani zannedersin ki Orta Doğu'da PKK herkese çiçek dağıtıyor. Ya binlerce, yüz binlerce masum insanı katleden bir terör örgütünden bahsediyoruz yani şeyden. Bunu efendim şimdi Almanya'dan bizim dışişlerimizi çağırmışlar galiba. Dışişleri işte büyükelçimizi çağırmışlar. Kendileri bizim Diyanet'te çalışan vatandaşlarımızı takır takır ifadeye çağırıyor. Sen çok yazıp inceliyorsun. Yedinci tanık da öldürüldü. Yani dönerci diye küçümsenen, Türk dönerci cinayetleri diye küçümsenen neonazilerin, yani Alman Anayasayı Koruma Örgütü'ne çalışan Alman ajanlarının gizli tanıkları takır takır öldürüldü. Kim öldürdü? Alman devleti öldürdü. Bugün Yeşiller Partisi'nin eski milletvekili var Mehmet Kılıç. Gelmeden önce programa baktım Twitter'da bir toplantının haberini vermiş. Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir toplantı yapıyor. Şimdi Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir toplantı yapacağınıza dedim. Neonazi cinayetlerinde öldürülen ve şüpheli şekilde ölen tanıkları dedim bir konu alan bir toplantı yapsanız evet. İyi olur diye yazmıştım. Almanya ve Batı şunu bilsin ki bu ülkede gelip de bizim düşmanlarımıza destek olursan PKK, FETÖ gibi bunlar daha biliyorsun Almanların esas FETÖ'ye çıktığı sahiplikler Zekeriya Özler'e, Muammer Akkaşlar'a diğer bir sürü bu alçak sürüsüne var. Kardeşim ne diyeceksin? Tutukladık adamı. Ne yapacaksın?
En fazla çağırırsın. Kes ilişkini. Çok biliyorsan yani. Yani sen orada cevabını alacaksın. Eskiden alamıyorlardı. Bak söyleyeyim. Her yaptıkları evet. yanına kar kalıyordu. Bizim Ayşenur Bahçe kapalıydı değil mi? Onu bir iki saat tuttular. Diplomatik pasaportu var. Ahlaksızca. Bir de o bütün gizli polisin koruduğu otelde çantası çalındı Ayşenur Hanım'ın. Şimdi bunun bedelini bu alçakları anladı dilden. Bu teröristleri şey yapacaklar. Taha Gergerlioğlu'nun hapse attılar. Evet. Çıktı. Aylarca hapiste evet. çıktı. Sonra yani... bunların işte bu bedellerini, bu Diyevelt'in muhabiri bu cezaevinde çürüyerek aklı başına gelsin. Evet. Almanya hadi yap gel. Ne oldu şeyler? Tecavüzcü kurtarmaya benzemiyor. Ha. Nerede şimdi şeye sahip çıkmıyorsun da Selahattin Demirtaş içeride çürüyor. Figen Yüksekdağ, İdris Baluken çıksana sahip. Bak unuttunuz. Hüsnü Mahalle'ye sahip çıksaydınız ya değil mi? Bir tek ona sahip çıkmadılar. Evet evet. Bütün şimdi Deutsche Welle diye bunların ajansları var biliyorsun. Türkiye'de yabancı basın endişeli diye bir tırnak içinde araştırma haber yapmışlar. Şimdi araştırma haberde ismini vermeyen bir gazeteci demiş ki Türkiye'de görev yapan gazeteciler diyor, bu ismini vermeyen gazeteciler, Kürt meselesi gibi hassas konuları ele almanın darbe teşebbüsünden sonra daha da zor hale geldiğini söylüyor, ifade ediyor. Aa çok güzel olmuş. Biz evet, şimdi... çoğunluğu Kürtlerden oluşan bak Alberto Tetta da demiş ki 10 yıldır Türkiye'de yaşıyormuş arkadaş. Çoğunluğu Kürtlerden oluşan Güneydoğu'da, Güneydoğu bölgesinde ya da Suriye sınırında çalışmak çok daha zorlaştı. Gaziantep ve Diyarbakır'da çalışırken geçici gözaltına alınan birçok yabancı gazeteci oldu. Bazıları size nedeni açıklanmadan sınır dışı edildi. Ajanlar, ajan da onun için sınır dışı ediliyor. Bir tane Hollandalı vardı ya. Gelip, evet. Ya bir insan. Federica bilmem yanlış, ne diye bir kadın. Yanlış anlaşılmasın yani. Hollanda'da yaşayan bir insan gelip ya ben Diyarbakır'ı çok sevdim yaşayacağım demesi bana tuhaf geliyor. Diyarbakır hakikaten çok güzel bir yer. Evet. Benim etkili yani ruhu olan bir şehir. Yalan, ha. ahlaksız, ama bir Avrupalı gelip ajan. Hiç görmemiş. Bir kere 10 dakika gezmiş şehri. Ben diyor burayı çok sevdim. Ajan tabii. Tutuklandı sonra şeyi bırakıldı. Burada şimdi bak. İkili ilişkilerde demiş ki şey Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu müsteşarı var Walter Linder. Evet. İkili ilişkilere zarar verir demiş. Ya sen önce şu elindeki 4000 tane PKK'nın dosyasını yargıda bir sonuçlandır. Evet, sonuçlandır değil mi? Fethullahçı teröristleri ver. Rammstein hava üstüne sığınan Fethullahçıları ver. Evet. Yunanistan'a baskı yap onlara sığınan Fethullahçıları ver. Sonra gel bana demokratik evet. özgürlük bilmem ne şey ver diyor. Canları cehenneme. Yapmıyoruz kardeşim vermiyoruz. İstediğin kadar da şey yap. O basın mensupları da. Şimdi Almanya'da Biden-Meinhof çetesi hala olsa, yüzlerce insanı katletse, biz de onların katillerini içeride tutsak, Almanya bize ne der? Evet. Değil mi? Kızıltugay, evet. o bu İtalyan gazeteci konuşmuş bir tane, Tetta evet. diye. Evet. Alberto Tetta demin diye. Demin okudum işte onu. Evet, hani demin sen okudun onu söyleyeyim. İşte okudun. Sen şimdi ben Kızıltugayların bir daha baş verse, evet. ben de gelip Türkiye'de onların bütün teröristlerini himaye etsem, bana ne diyeceksin o zaman? Evet. Dolayısıyla bu aklınızı başınıza alacaksınız. Vura vura. Yani eşek sudan gelinceye kadar bu devlet size bunu öğretir. Evet. Yani ne yapacaksın? Tutukladık. Ne yapacaksın? Ne geliyor elinden? Ancak kınarsın yani. evet. Sayın şeyin açıklamasını gördün mü bugün? Çavuşoğlu'nun değil mi? Çavuşoğlu'nun açıklaması. Çavuşoğlu'nun açıklaması var. İlk defa Çavuşoğlu'ndan biraz meselenin özüne Müthiş. İlişkin sert bir açıklama okudum. Önemli. Şimdi bak okuyayım. Alman basını %1 milyon sistemin kontrolünde. Sayın Dışişleri evet, Bakanımız. Çok doğru bir nokta. Evet. Tamamen doğru. Mevlüt Çavuşoğlu'nu Sayın Dışişleri Bakanımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz. Hürriyet'in bugün ben 20. sayfasında bugün var. Bak okuyayım. Almanya'da yaşayan Türklere yönelik sistematik baskılar yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, Türk toplumu üzerine sistematik baskı var. Bunu da derin devlet yapıyor. Alman derin devleti yapıyor. Biz bunu net bir şekilde Alman dostlarımıza da ilettik. Her şeyinde farkındayız. Almanya'da hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey sistemin kontrolündedir. Basın %1 milyon sistemin kontrolündedir. Bir daha okuyorum. Basın %1 milyon sistemin kontrolündedir. Serbestçe bir adım bile atamazsınız diyor. Şimdi Almanya Türkiye'nin dostluğunu istiyorsa gayret sarf etmeli demiş Sayın Çavuşoğlu. Peşinden de düşmanca hareketlerden kimse karlı çıkmaz. Ben Alman dostlarıma bugüne kadar Türkiye'nin sizin aleyhinize bir tutum sergilediğini gördünüz mü diye soruyorum. Sizden korktuğumuzdan değil, bunun bize bir faydası yoktur diyor. Şimdi Türkiye aleyhine kim varsa kucak açıyorlar. Teröristlerin hep orayı tercih ediyor. İngiltere casuslukla ilgili ceza artırıyor. Türkiye'de casuslukla suçlanmış bir kişiye neden Fahri doktora veriyorsunuz? Bak çok güzel. Yani casuslukla ilgili şeyi artırıyorsun, yasa çıkarıyorsun. Bizim casuslukla suçladığımız bir vatandaşa kendi ülkene Fahri doktora evet. veriyorsun. Evet. Bunu niçin veriyorsun diye sormuş.
Şu anda unutulmamalı, bu yapıyı da FETÖ'de, diğer terör örgütleri de kullanıyor demiş. Bak bravo, bir Dışişleri Bakanımız evet. çıkıyor. Alman derin devleti bu senin bahsettiğin öldürmeleri yapıyor. FETÖ'cüleri koruyor, PKK'ları koruyor. Medyada onların kontrolünde diyor. Atlantik Brük üyesi gazetecileri yazan Ulrike Meinhof'un da evinde ölü bulunduğunu hatırlatalım. Geçenlerde evet. konuşmuştuk bunu yani. Evet, bu arada bakanlardan bir tanesi diyor ki gazetecilerin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve hakimlerin ihraç edildiği. Yani bu adamlar gerizekalı mı yoksa gerizekalı olmaya mı yatıyorlar, ben bunu anlamıyorum. Alman bu hakimler söylettiriyor. Bu hakimlerin ne için alındığını pekala biliyorsunuz. Bu hakimler FETÖ'cü, terör örgütüne evet. mensup oldukları için alınıyorlar, ihraç ediliyorlar. Yani bu kadar ahlaksızlık, bu kadar ikili ilişkilerde düşmanlık politikası güdülür mü? Ve bunu da yaparken de ama çok böyle ambalajlı sözlerle bunu yapıyorlar. Diyorlar ki işte Avrupa ile Türkiye arasındaki rasyonel ilişkileri olağanüstü güçleştirir diyorlar. Sadece hayal kırıklığına yol açan bir karar değil. Aynı zamanda gereksiz ve orantısız gibi böyle rafine, ambalajlı, güzel, süslenmiş laflarla Türkiye'yi alttan alta tehdit ediyorlar. Yani sürekli bunu yapıyorlar. Öte yandan yaptıklarına bakıyorsun, senin demin hatırlattın. 4000 PKK'lı teröristi koruyorsun, binlerce FETÖ'cüyü koruyorsun. Türkiye'nin hain dediği, ajan dediği ve terörist dediği adama fahri doktora unvanı veriyorsun. Zekeriya Özede diyorsun ki ya itica et diyorsun, bugün gazetede var. Ya itica et ya da ülkeden çık diyorsun. Zekeriya Özede günah keçisi oldu. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim, bir gelişme söyleyeyim. Bu da Sayın Dışişlerimizin ve biliyorsun Hakan Binali Bey ile beraber Hakan Bey de şeye gitmişti Almanya'ya. Evet. Münih'te. Orada bir gelişme oldu. Yani bu FETÖ'cü savcı hakim ama. Evet. Muammer Akkaş, Zekeri Öz gibi alçakları iadesi mümkün olabilir. Yani şöyle süreleri, oturma sürelerini uzatmayıp neticede hepsi Can Dündar gibi bunların köpeği, yani köpeği de kimi çok iyi köpek, kimi çok kötü köpek. Can Dündar'a pasaport verdiler. Bunların öyle bir pasaportu yok henüz. Süreleri uzatmayıp gönderebilirlerse belki bunların bir ikisini alabiliriz. Yok yok, bir Alman politikacı bugün açıklama yapmış. Ya iltica et diyor ya da git diyor. Yani iltica ederse kurtulacak adam. Onu söyleyeyim yalnız. O şunu diyor. Almanya'dan çık da diyor. Artık Fransa'ya mı gidersin? İsveç'e mi gidersin? Yani Latin Amerika'ya mı gidersin? Git diyor. Ama bu birkaçını bak ben sana söyleyeyim. Zekeri Öz, Muammer Akkaş, Celal Kara... Bunlardan birkaçını bugünlerde getirebiliriz yani. Evet. Referandumdan önce bunlar olabilir yani. Bu da ya böyle çalışmalar var. Ben biliyorsun daha önce bu Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya yani diğer savcı hakimler 7 Şubat'ı yapan, diğerleri yapan yakalanabilir demiştik. Onlar yakalandı. Bunun devamını beklemek lazım ve devlete güvenmek lazım. Bak Alman Adalet Bakanı Heiko Maas demiş ki Türk siyasetçilerin Almanya ziyaretine gelince burada ifade özgürlüğünden istifade etmek isteyenlerin kendi ülkelerinde hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünü korumaları gerektiği açıktır demiş. Bak şimdi tehdide bakar mısın? Yani şimdi demek ki sen bunu engellerken aslında bir ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve yasa dışı bir şey yaptığını biliyorsun. Bunu bile bile yapıyorsun ve eğer siz devam ederseniz bunlardan şikayet edemez hale gelirsiniz diyor. Tehdit ediyor ve kendi yaptığının da antidemokratik, demokrasiye karşı ve basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, toplanma hürriyetine karşı olduğunu da bilerek yaptığını evet. itiraf ediyor burada. Tabii bizim bu Almanya ile bu kavgamızın çok çeşitli sebepleri var FETÖ Bey. Bir tanesi bunların Yunanistan. Biliyorsun Yunanistan bugün Almanya demek. Bütün borçlarına kefil olan evet. Yunanistan. Bu bomba patlamalarından Yunanistan'ın 10 milyar dolar 2016'da kâra geçtiğini yani bütçesinin 10 milyar dolar ekstradan para kazandı bize patlayan bombalarla. Bu Almanya'yı rahatlatıyor. Almanya bu işleri yani aslında biz Yunanistan'dan bir şey isteyince Yunanistan'dan değil Almanya'dan istememiz lazım. Ya yani şu Yunanistan'daki işte şeylerinize söyleyin adamlarınıza yani. Tabii. Yani oradaki muhatap kabul etmeyeceksin. Oradaki faşist savunma bakanına söyleyin de evet. bu adamın iplerini, dizginlerini tutun saçma sapan yani laflar etmesin demek lazım. Eşeklerinize bir söyleyin hani öyle diyeceksin. Yunanistan adalarında dolaşan yani, eşekler. Eşeklerinize yani. Söyleyin gerekeni yapsın diyeceksin. Muhatap kabul etmeyeceksin Yunanistan'ı. Bu mücadele devam ediyor. Bir de bu şimdi Rakka meselesi de demin onları konuşuyorduk. O da önemli Fuat abi. Şimdi burada YPG, PYD şimdi Nuri abinin demin yazısını konuşuyordu. Evet. Biliyorsun PKK, PYD'ye Trump da silah vermeye devam ediyor. Şimdi Trump'ı birçok açıdan destekleniyor, eleştiriliyor ama neticede ağır silahlar vermeye devam ediyor. Kobani'de, Rojava'da bak
Benim öğrendiğim bilgidir bu. Rojava'da, Kobani'de askeri uçaklar Amerika'nın uçuyor. Şimdi bu Kobani, Amerika PYD'yi dost olarak görüyor. Nedir? Elinde bir şey. Seninle yapamadığı şeyleri, evet. Yani Türkiye Amerika'nın kölesi olmayınca, istediğini yapmayınca PYD ile yapıyor. Evet. Batı Afrin'deki YPG'yi Ruslar, diğer taraftakileri Amerika kontrol ediyor. Evet. Bizdeki bazı, hepsi değil, bazı askerler de Membiç'e girmeyelim, orada ne işimiz var, Rakka'ya girmeyelim filan diyorlar. Amerika'da bize güvenmediği için YPG'ye silah vermeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, biz Membiç'e gireceğiz diyor. Burada biraz dikkatli olmak lazım. Evet. Bak, benim duyduğum ve öğrendiğim bilgiyi söylüyorum. Bu Rojava, Kobani'de Amerika uçaklarını uçuruyor. Şimdi biz diyelim ki Membiç'e girdik. Bir bomba attı. Diyelim ki 50 tane askerimiz şehit oldu. 60 tane oldu. Olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Yani Amerika bizde orada baltalayacak her şeyi yapabilir. Her şeyi söyleyebilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ve o Orta Doğu'daki oyunu iyi oynamak lazım. Almanya da bu işlerden, bizim bu kadar dahil olmamızdan rahatsız. DH diyenlerin DH'a karşı bugüne kadar ellerini taşın altına hiç koymadığını da söyleyelim. Ama bu Orta Doğu meselesi, Suriye meselesi yakın zamanda daha çok olacak. Bugün Nuri Elibol da yazmış. Niye ağır silah veriyor? Evet. Bak, unutmamak lazım. Ruslar, Afganlar Afganistan'a girdi 80'de. 8 sene sürdü, kazanamadılar. Evet. Amerika'nın sürekli silah verdiği bir örgütle mücadele ederiz ayrı. Ama bizi de habire silah zorlayabilir. Dikkat evet. etmek lazım. Nuri Elibol yalnız son derece enteresan bilgiler veriyor bugünkü evet. yazısında. ABD'nin YPG ve PYD ısrarının ne olduğunu sorguluyor ve çok enteresan, beni çok şaşırtan, çok ilginç bilgiler var. Bunları mutlaka paylaşmamız lazım seyircilerimizle. Çünkü diplomatlara da sorduk diyor, neden PYD'ye değişiyorsunuz Türkiye'yi? Yani Türkiye'nin desteği olmadan başarılı olma şansınız var mı? Demişler. Sence sizin askerlerle bizimkiler, özür dilerim. Sence sizin askerlerle bizimkiler iyi anlaşabiliyor mu? Buna cevap alamayınca kendisi vermiş. Türk subayları ve generalleri, bak şimdi, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Atlantik ordusundan habersizdirler. Tanışmazlar. Geçmişte beraber çalışmamışlardır. Ne yazık ki Irak ve Suriye'de DAEŞ'le mücadeleyi işte bu CENTCOM denilen neymiş? Merkez Kuvvetler Komutanlığı. Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı. Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, özür evet. dilerim. CENTCOM. CENTCOM ya da CENTCOM, evet. Komutanı general, şimdi bu yürütür diyor. CENTCOM komutanı general YPG'yi ziyaret ediyor. 15 Temmuz'da ilgili... CENTCOM demek ki ağırlıyorum. CENTCOM NATO'nun merkezi demek. Onun üzerine CENTCOM diyorsan evet. yani Amerika'nın NATO demek o. NATO'da Amerika demek yani. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı. İşte ama NATO demek. NATO evet. bütün müdahaleleri onun üzerine. Evet. Hani bize CENTCOM'a bağlıyız diyorlardı ya. CENTO'ya bağlıyız. CENTO'ya, CENTCOM'a bağlıyız diyorlardı. Evet. İki ülkenin generalle birbirlerini iyi tanımayınca işbirliği imkanları fark edilmiyor, zorlaşıyor diyor. Şimdi aynı kaynak çok tartışılacak bir iddiayı ileri sürüyor. Ona göre ABD'li diplomat ve istihbaratçı ve askerlerden oluşan bir heyet Irak ve Suriye'de işin başlangıcında DAEŞ'le mücadeleyi Türkiye'yle yürütmek istiyorlar. Ve Türk istihbarat yetkilileri, dışişleri yetkilileri bu öneriye sıcak bakıyorlar. O zamanki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e bu iletiliyor. Ama Necdet Özel bu öneriye karşı çıkıyor. TSK'nın sınır ötesi harekatını sıcak evet. bakmadığı için olumsuz görüş bildiriyor. Adli müşavire, Genelkurmay Adli Müşaviri bu önerinin uluslararası hukuk açısından sorunlu olduğunu rapor ediyor. O tarihte Genelkurmay Başkanı meseleye negatif baktığı için Fırat Kalkanı benzeri bir harekat yapılamıyor. Evet. ABD'nin de arazide bir kara gücüne ihtiyacı var. O sırada ÖSO hiç örgütlü bir güç değil. Mecburen daha istekli, daha hazır, deneyimli PYD ve YPG'ye mahkum oluyor diyor. Ve DAEŞ'e karşı başarılı sonuçları alması için CENTCOM YPG'lileri eğitti, donattı, silah, araç, gereç, mühimmat yardımı verdi ve epeyce yatırım yaptı. Türkiye, ABD'ye bugün Rakka için yaptığı teklifi o gün DAEŞ'e sınır ötesinde mücadele için yapsaydı bugün YPG diye bir yapı belki de olmayacaktı. Evet, ben bunu bir özetleyeyim ne olduğunu. Ben 2014 yılında hatta Ekrem Kızıltaş kulakları çınlasın abimizle A Haber'de o zaman tartışmıştık bunu. Bu ne biliyor musun? Bak, ben hani şeyle detaylı anlatmış Nuri Elibol. 2014'te Necdet Özel Genelkurmay Başkanı, FETÖ tehdidi devam ediyor. Ama o zaman Genelkurmay'daki yapıları, büyüklükleri bilinmiyor. Allah var, kimse bilmiyor. Evet. Yani 1000 kişi deniyor, 1500 deniyor sayı. Yani o on binlerce olduğu
10.000, 15.000, 20.000 olduğu bilinmiyor yani şey sayı olarak. Bu DH tehlikesi görülüyor. Bu diyorlar Bağdat'tan, Rakka'dan gelebilir. Deniyor ki buraya tanklarla tank çekelim ve gelişlerini durduralım diyorlar. Yani bu Suriye tarafına, Suriye-Irak tarafına doğru. Bunu Genelkurmay kabul etmiyor. Genelkurmay değil mi? Necdet Özel. Kabul etmiyor. Ben bunu o zaman bir iki defa yazdım, söylediydim o zaman da sonra devam ettiremedik ne yazık ki. Malum sebeplerden yani rahatsızlık oluşmasın diye. Ama doğru, Nuri Elibol şimdi yazıyor. İyi de yapıyor. O zamanlar bu çok tartışıldı. Ama asker diyorlar ki kabul etmedi işte. Hani sivil hükümetin emrindeki dediğin hükümet, şey asker, o dönem Rakka'nın önüne Suriye ve Irak sınırına askerleri dizip DAEŞ'in gelmesini engelleyelim dedi. Amerika o zaman destek de verecekti. Bunu bizim ordu kabul etmedi. Etmedi ya. Çıksınlar tabii, desek bu ya doğru bunlar yani. Şimdi tabii o mesela biraz önce sen de söyledin. FETÖ yapılanmasının ne kadar güçlü olduğu bilinmiyor. Türkiye'de bir sürü olaylar var. Acaba bir risk almayalım mı diye düşündüler. Tabii eski alışkanlıklar, eski bagajlar mı devreye girdi? Yani ben belki de o unsurlar önemlidir diye düşünüyorum. Evet, evet. Tabii o da şey önemli. Evet. Yani o zaman ama FETÖ'yü belirli şeylerde biliniyor ama F-16 pilotları, hava, deniz bu kadar güçlü olduğu çok fazla bilinmiyor. Yani şey ama bir yandan da Amerika'nın orada özür dilerim, kantonlar oluşturarak bir Kürt devleti yani PYD devleti oluşturmak gibi bir amacının baştan itibaren bir stratejik amaç olarak var olduğunu da biliyoruz. Tabii dolayısıyla canım. Da bu birbiriyle tam olarak örtüşüyor mu bilmiyorum. Yani bu teori. Şimdi o bize şöyle yani Amerika bize güvenmiyor. Bir vekalet diyor ki ben sana bir görev vereyim. Sen bunu yap diyor Türkiye. Türkiye diyor ki ben bunu yapmam. Benim çıkarım uymuyor. Benim kendi politikam var. Bunları yapacağım. İşte Mısır'ı tanımıyor. Bilmem Suriye'de Esad gitsin baştan yani. Sonra onlar şey olarak değişti. Suriye'de bir imza yapıldı. Amerika'da bize güvenmeyince bu PYD'yi silahlandırdı, YPG'yi silahlandırdı. Rojava'da, Kobani'de askeri üsler kurdu. Burada çok söyledik. Ben insansız hava araçları için tesis yapıldığı söylendiğinde canım onlar küçük insansız hava araçları diyorlardı. Uçağa gidip kalkıyor diyorsun. Evet. Şimdi orada bir sürü uçakları inip kalkıyor. Dediğim gibi onlar PKK'ya, YPG'ye Amerika silah vermeye devam ediyor. Verecekti. Trump da bunu devam ettiriyor. Görüyorlar. Biz tabii burada Amerika'ya rağmen şimdi şeyi de altı çizelim. Şu an Suriye'de YPG'ye, PYD'ye vurmak biraz Amerika'ya vurmak gibi. Adını doğru koymak lazım. Bu bununla alakalı. Ha ezeriz Membiş'te filan. Ama dediğim gibi Amerika o esnada yanlışlıkla... Ama Amerikan bayrakları çekip geziyorlar adamlar araçlarına. Şimdi yani. Şöyle düşün. Rojava Kobani'den bir uçağı kaldırdı Amerika. Bir F-16'sını, kendi büyük ya da o hayalet şeylerini. Bir tane askerimizi vurdu. Yanlışlıkla vurdum dedi. Ya kusura bakmayın dedi. 50 kişi... Bizim muavenet gemimizi vurmuşlardı hatırla. Evet. 92'de. Evet, evet. Bayağı vatandaşımız öldü bizim orada. Askerimiz şehit oldu. Gene bunları da yapabilir. Burada dikkatli bir politika götürmek lazım. Evet. Yani Amerika burada bir sürü şey çevirebilir. Hele Rakka operasyonu, DAEŞ'in çok güçlü olduğu yer. Orası daha zor. Orada Amerika'nın hava desteği olmadan mücadele etmek tam imkansız yani. Evet. Bugün şimdi Barzani'nin Irak Kürdistan'ı, Cumhurbaşkanı Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Irak Kürdistan bayrağının göndere çekilmesi. Tabii bu Türkiye'deki hayır cephe tarafından ve Kürt düşmanı cephe tarafından ciddi şekilde istismar ediliyor. Ve amaçlarına da ulaşmak için Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Bahçeli'yi kışkırtıyorlar. Evet. Bahçeli de grup konuşmasında bir aymazlıktır, skandaldır dedi. Çünkü Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü tabanına seslenerek o tabanın hassasiyetlerini gündeme getirerek ve kaşıyarak ve bir Türk milliyetçiliği ekseninde kaşıyarak bu tür başlıklar atarak bunu sürdürmeye karar veriyorlar. Ve aynı tarz bir kışkırtma da Aydınlık Gazetesi'nde var. Evet. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde de var. Şimdi FETÖ, Kemalist, Aydınlık aynı hizaya geldiler, hizalandılar. Bir noktada birleşiyorlar. Evetçiler de Barzani çatlağı ve anlaşılıyor ki çok seviniyorlar bundan dolayı. Çünkü burada MHP'nin o kendi tabanına sahip olamayacağı endişesini yaratarak Bahçeli'yi sıkıştırma gayreti var burada. Şimdi Binali Yıldırım buna cevap verdi. Dedi ki işte Irak Merkezi Hükümeti'nin
anayasasında var olan, parlamentosu olan bir özerk bölgedir dedi. Parlamentosu vardır, cumhurbaşkanı var. Adı cumhurbaşkanı zaten, yani anayasası vardır. Tabii ve bayrağı canım. Var. Gelmiş. Şimdi birileri Twitter'da yazıyor da bir yerlerde yazıyorlar. İşte Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaleti başbakanı gelince Westfalia eyaletinin bayrağını çekecek misin diye. Böyle saçma bir şey olur mu? Yani ikisi aynı şey mi? Yani şimdi federal adamın yapı var Almanya'da ya. Var tabii yani canım. Ama, var yani ama orada tek ya. Şimdi bunlar tabii ki yani bu çarpıtmadan başka bir şeydi. Burada sen başka bir yapı istiyorsun var. Da gülemiyorsun yani. Evet. Hani cahile nasıl cevap vereyim diye düşünüyorsun. Evet. Yani Amerika'da şimdi Texas senatörü gelince Texas bayrağını da taşıyacak mı? Yönünde de çekecek miyiz gibi bir şey. Yani bu evet. Irak anayasasını meşhur bir Amerikalı hukukçu vardır Princeton'da. Noah Feldman. Noah Feldman'ın ben bir kitabını Türkçe'ye çevirmiştim. Acayip bir adamdır. Gerçek bir entelektüel hukukçu. O yazmıştı anayasasını. İyi hatırlıyorum. Adam diyor ki yani burası Kürdistan özerk yapı. Adı bu ya. Evet. Yani bu adamın Merkez Bankası var. Özerk Cumhuriyet. Özerk. Merkez Bankası var. Para basıyor. Şeyi var. Dünyanın her yerinde böyle ağırlanıyor. Yani sadece bize değil ki. Almanya'da da böyle ağırlanıyor. Evet. Latin Amerika'da böyle ağırlanıyor. Her yerde böyle Amerika'da böyle ağırlanıyor. Bu Irak anayasası bu. Ve biz o anayasaya saygı duyuyoruz. Biz yazmadık o anayasayı. Yani Türkiye'de Kürtler yaşadığı için bu hassasiyeti Türkiye'nin bölündüğü şimdi, ya da bölüneceği şifrelerini kullanarak böyle bir hassasiyeti kaşıyorlar. Evet. Bunun adı Kürt düşmanlığıdır. Yani bunu yapanlar da Kürt düşmanıdır. Kürt halkına karşı ırkçılık yapanlardır ve bunlar Mahmut Esat Bozkurt'un torunlarıdır. Aynı. Yani aynı şekilde devam ediyor ama FETÖ de bunu kullanıyor tabii ki. Bu arada evet. Cumhuriyet Gazetesi adlı o FETÖ uşağı olan gazete bunu FETÖ-PKK ortak yapımı. FETÖ-PKK ortak yapımı. O çok memnunlar. Bayrak krizi, bayrak krizi diye böyle güzel güzel veriyorlar. Sanki bir yandan da sanki şey çok da şey ya hani Türkiye'nin bütününü düşünüyor da Cumhuriyet Gazetesi. Tabii tabii çok düşünüyor. Hani çok düşünüyorsa da düşünüyor. Efendim bayrak krizi bilmem nedir. Milliyetçi hassasiyeti evet. kaşıyor. Evet. Sayın Bahçeli'nin eleştirisini ben normal görüyorum. Bir şey olarak. Çok normal. Bahçeli'nin tabii, kendi siyasi görüşüne uygun. Uygun. Adam evet. yani Sayın Bahçeli çıkıp orada bu rezaletli skandalı der diyor da hükümeti övüyor da eleştiriyor. Zaten adam açık açık söylüyor Sayın Bahçeli yani. Daha ne desin adam? Evet. İyi yaptığı zaman da iyidir de diyor. Şimdi burada Barzani'nin anayasada bu kadar her şey açık ve netken Irak anayasasında bunu kabul etmiyorum diye bir şey diyemezsin. Ya devletler arası ilişkiler bir de bunu şimdi bak. İlk defa olmadı bir de bu tabii, biliyor musun? Sözcüden neydi bu adamın adı? Saygı Öztürk. Çifte ihanet diyor. Hı. ABD Barzani devlet başkanı gibi aradığımız saatlerde PKK yeni zırhlılar gönderdi. Barzani'nin adamları seyretti. Ya i̇şte. Böyle yalan var mı ya? Evet. Ya şimdi Amerika'nın gönderdiği yardımlar PKK'da YPG'ye gitti. Evet. Yani Suriye'de gitti. Barzani ne ilgisi var bunun? Evet. Barzani ne ilgisi var? Şimdi Barzani'nin adamları şimdi, Suriye'de ne yapsın? Hayır yani. Yani ya böyle bir gücü mü var, öyle bir etkisi mi var? Efendim çifte ihanet. Öbür ihanet ne? Bayrağın asılması. Evet. Bak bir daha söyleyeyim. Çifte ihanet. Onu bence verirsek önemli. Barzani devlet başkanı gibi ağırladığımız saatlerde birinci ihanet. Yani bizim devlet başkanını ağırlamamız ihanet oluyormuş. İkincisi de Amerika'nın zırhlı gönderdi. Tamam. O zırhlıları, ağır silahları Suriye'de veriyor ama Irak'ta değil. Bunu söyle. Bak orada çifte ihanet. Şimdi biz ihanet mi işledi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Barzani'yi kabul ederek? Böyle bir alçaklık var mı ya? Bu mantık bunlar hep direkt MHP'yi kaşıma. Evet. Bak direkt çünkü MHP Bahçeli'yi çıkarıyor öne. Arkasından da çifte ihanet de yapıyor diyor. Bu bir kaşımadır. Irak anayasası açık ve nettir. Orası Kürdistan özel yönetimidir. Biz Kuzey Irak diyoruz buna. Tanıyoruz diye unutmayalım. Halk Bankası'na yapılan bir operasyonun sebebi 17-25'te bu petrolün Türkiye'ye gelip paraların Halk Bankası'na yatmasıydı. Doğru. Yani Barzani'nin bizde orada büyük şeyi oldu, katkısı oldu. Barzani bizim şu an müttefikimiz. Bunu görmek lazım yani. Evet. Şimdi ancak bunlar, bu zihniyet, bu Kemalist zihniyet bunu bir türlü kabul edemedi. Biliyorsun hatırlarsın eskiden Türkiye'de evet. Genelkurmay Başkanları ve komutanlar Turgut Özal Barzani ile ve Talebani ile görüşüyor diye bu çarıklıları ve peşmergeleri kabul edip Türkiye'de ağırlamanın hiçbir manası yok diye aşağılarlardı. Evet. Çünkü onlar Kürt halkını da aşağılıyorlardı. Yani aşağıladıkları için de Türkiye'de bir Kürt meselesi diye bir mesele oldu. Yıllar itibariyle, 90 yılı itibariyle. Şimdi Türkiye'de eğer ırkçılık yaparsanız, bir ülkede ırkçılık yaparsanız işin varacağı nokta o ırkçılığın bir etki tepki meselesine dönüşmesi kaçınılmazdır. Bunlar da bunu yarattılar. Yani Türkiye'de yaptıkları ırkçılıkla ve faşizmle Türkiye'de bir Kürt meselesi oluşturdular ve
kardeş olan iki halkın birbirine düşman hale getirmek için ellerinden geleni yaptılar ve PKK denilen o alçak örgütü de inşa eden, kuran, kurduran da bizatihi onlardır. Yani onların olduğunu zaten biliyoruz geçmişteki tarihteki örneklerinden. Kart kurt isimlerinden Kürt gelmiş diyen adamlar. Hasta ruhlu adamlar bunlar. Evlerinde yani Kürt kökenli bir kardeşimizi çalıştırmayacak kadar Kürtlerden nefret edenler biliyorsun. 17 Haziran 1 Kasım arası hepsi PKK'cı, hepsi HDP'li oldu. Bu bayrak krizindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sinsi susmasına ne diyorsun? Aynen öyle. Şimdi bu o şimdi bir, bence kendine göre akıllı bir iş yapıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi bunlar ulan kendi kanallarınızda bu PKK'yı övdünüz. FETÖ'yü övdünüz, çıkardınız. Saz çaldırdınız, her şeyi yaptırdınız bunlara. Hı hı. Arkalarında durdunuz, sırtını sıvazladınız. MHP'ye gel koalisyon kur bunlarla, sana başbakanlık verelim. HDP dışarıdan desteklesin. Yeter ki şu Tayyip Erdoğan'ı asalım, idam edelim dediniz. Şimdi Barzani ağırlıyor diyor Ankara'da, hain oluyor. Kendiniz ne yaptınız? Eğer öyle bakıyorsan yani. Hı hı, evet. Bu Barzani düşmanlığı ne biliyor musun Barzani? Barzani Türk düşmanı olsa, bak. Evet. Barzani Türk düşmanı olsa, aleyhimizde olsa, Esad gibi olsa. El üstüne tutarlar. Yoksa, diyelim ki geldi gene diplomatik olarak Türkiye geldi, bayrağını çekmedik biz diyelim. Vay, o zaman hepsi diyecekti ki, vay sen o bayrağı niye çekmedin? İşte anayasaya aykırı bu, uluslararası teamüllere aykırı. Derlerdi, Amerika'dan, yaparlardı. O zaman Selgözlük şöyle dedi, çifte ihaneti bu sefer şöyle atacaktı, bayrak krizi Amerika'da büyük tepkiyle karşılandı. Ve hemen bunlar Büyükelçinin ayağını kopup öpmeye gideceklerdi. Amerika'nın ve İngiliz Büyükelçinin ayağına. Başta Sözcü Gazetesi ve bu diğer Hürriyet Cumhuriyet yazarları. Büyükelçi açıklama yapacaktı. Vay Türkiye ile Irak'a nasıl sen bunu devlet başkanına kabul etmezsin de bilmem böyle hainlik mi olur diyeceklerdi. Bunlar bu. Evet. Tineti bu. Bunları milletimiz iyi görsün. Bir önemleri de yok yani. Evet. Türkiye'nin Irak, Kürdistan bölgesi yani Kuzey Irak yönetimini Türkiye'de ağırlaması ihanet değildir. Evet. Bunu Sözcü Gazetesi ihanet gibi göstermiş. Hadi oradan denir bunlara. Evet. Yani. İşine bakacaksın. Yani bundan bir ekmek çıkmaz. Bununla fazla uğraşmaya değmez. Bence vazgeçsinler. İt yürür kervan yürür. Öyle itir, dedin. Ağırladık. Ne oldu? Evet, ne yaptın? Önüne mi geçtin? Şimdi çünkü Türkiye'nin Barzani ile ve Irak Kürdistanı ile olan ilişkilerin son derece iyi olması aynı zamanda ekonomik getirisi olan da bir ilişki biçimi. Aynen. Öylesine bir ekonomik ilişki var ki iki ülke adeta birbirleriyle entegre olmuş. Şimdi vaziyette. Kızgınlık. Yani orada binlerce iş adamı çalışıyor, binlercesi burada. Orada yatırımlar yapılıyor, yatırımlardan döviz geliyor, döviz gidiyor, Irak petrolleri gidiyor vesaire. Bu Türkiye ve Irak Kürdistan'ın o kadar lehine ki şimdi bundan çılgına dönüyorlar. Şimdi zaten biz kızgınlığın sebepleri ekonomimizin iyi gitmemesinin bir sebebi de şimdi bu Kuzey Irak petrollerin parasını alıyoruz ya ekonomik getiri bize oluyor. Evet. Sen Türkiye nasıl ya Barzani'ye? Kızmalarının sebebi sen Türkiye'ye niye yardım edersin? Adamı terörist diyecekler neredeyse. Evet evet diyecekler. Neredeyse yani. Terörist diyecekler yani. Evet. Mesela onlar Barzani PKK'ya Sincar'dan çık dediği zaman bunların böyle yürekleri titriyor. 1990. Ölüyorlar üzüntüden. 96 veya 97 gibi. 98 Suriye meselesi oldu ya. Orgeneral Atilla Ateş'ti. Kara Kuvvetleri Komutanı. Bırakın diye çağrı yaptı. Evet. O zaman Özkök bir yazı yazdı. Hiç unutmuyorum ben üniversitede öğrenciyim. Şöyle dedi askerimiz gitse dedi. Uçak bütün yani. Dedi uçakla havadan gitse. Erbil'i şöyle bir yerle bir etse dedi. Bütün Erbil'i silse dedi. Ulan Erbil'in %90 masum vatandaş yaşıyor ya. PKK bir kısmında oradan. Bak nasıl bir Kürt düşmanlığı. Hepsi ölse diyor. Hepsi geberse. Vallahi bunu yazdı ya. Hı hı. Ya bu herifler soykırımcı desen az gelir. Nefret suç işliyor desen az gelir. Bunlar her şeyi yaptı ya. Evet. Adam böyle bak gitsinler arşivlerde var. Bütün şeyi bombalasa diyor ya. Şimdi de böyle Barzani terörist. Niye? Aramız iyi diye yani. Evet. İyi ki bu Trump şimdi bizi desteklese ne olacak? Diyelim ki ya bunlar çok iyi insan. Türkiye'yi desen ne diyecekler? Trump da hain. Evet. Bu arada güzel bir haber de sınır ötesindeki TSK personeline tazminat ödemeleri başlıyormuş. Bu güzel bir haber. Onu da seyircilerimize ve orada askerlik yapan askerlerimizin ailelerine bildirelim. Tazminat her ayın 15'inde yatacakmış. Harcırak Kanunu kapsamı dışında ödenecekmiş bu para. Tabii bunu hak ediyorlar çünkü çok zor koşullarda yaşıyorlar. Onu da söyleyelim. Şimdi ekonomi demişken Engin Ardıç'ın bu yazdığından biraz söz edelim de Milliyet Gazetesi'nde iki tane ekonomi yazarının Yaman Törüner ve Güngör Uras'ın yazılarından alıntılar vermiş. Ama tabii bir muhalif gazeteyi açalım okuyalım diyor.
Şimdi hem Yaman Törüner hem de Güngör Uras o kadar önemli şeylere değiniyorlar ki yazılarında. Mesela diyor ki Yaman Törüner, kurdaki istikrar yerinde Merkez Bankası politikaları, vergi tedbirleri ve varlık fonu başta olmak üzere hükümetin aldığı diğer tedbirler sayesinde gerçekleşti. Referandumdan önce kurun daha aşağı seviyelere gelmesini bekleyebiliriz. Avrupa Birliği'ne ihracatımıza katkı payı %44'den %48'e çıkacak. Orta Doğu ülkelerine ihracatta artış görülecek. Alınan teşvik ve tedbirlerle konut kredileri son 3 ayda %23, tüketici kredileri %15 artış gösterdi. Tüketici güven endeksi bu ay yükselme eğilimine girdi. Bu eğilim ekonomiye olan güvenin arttığını gösteriyor diyor. Nitekim bak şeyde de bu ayın ihracat verilerinde de Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatta önemli oranda artış oldu. Evet. Bunu da belirteyim. Bugün doğru şey açıklanacak. Yani. Evet. Bursa'da ihracat rakamları açıklanacak bugün. Evet. Biraz öğleden evet. sonra o rakamlar açıklanacak. Ama Avrupa Birliği'ne olan ihracatımızın arttığı bildirildi. Tamam. Rusya ile İsrail ilişkilerimizin normalleşme sürecine girmesi vesaire. 2017'de büyümenin 3,5'un üzerine çıkacağını, enflasyonun %8,5'ta gerçekleşeceğini, milli gelirimizin %5'i civarında kalacağını cari açın. Ciddi bir kur artışıyla karşılaşmayacağımızı gösteriyor diyor Yaman Törüner yazmış. Bu da Engin Ardıç'ın köşe yazısında yerini bulmuş. Güngör Engin Ardıç ekonomi yazmış yani. Ekonomi yazılarını paylaşmış. Diyor ki iyi ki muhalif gazetede yazmışlar ha diyor. Biz yazsak yandaş derler. Kim bu gazeteciler? Biri Yaman Törüner. Diğeri Güngör Uras. Diğeri de diyor ki ya Güngör Uras da konut satışlarında canının ardında yerli talep var. Ocak ayında İstanbul'da her gün ortalama 250 yeni konut satıldı diye bir bilgi paylaşıyor. Güngör Uras'la ilgili bir şey söyleyeyim. Bir medya bilgisi olarak. Eskiden 90'larda Sabah gazetesinde Ali Rıza Kardüz adıyla yazardı. Evet doğru. Ali Rıza onun kod adıydı yani şeydi, nickname'iydi. Evet. Ali Rıza Kardüz sonra gerçek adına Milliyet'e geçince ona kavuştu. Evet. Onu söylemek lazım. Evet bir reklam aramız var sevgili seyirciler. Birazdan burada olacağız. Evet, Medya Kritik devam ediyor sevgili seyirciler. Çok enteresan bir haber var aslında Türkiye Gazetesi'nin arka sayfasında. Yani 3-4 günlük bir olay bu ama Muhammed Ali'nin oğlu kendimi güvende hissetmiyorum başlığıyla Türkiye Gazetesi'nin arka sayfasında verilmiş. Hacca gidip döndüğünde havalimanında yine alıkonulmaktan endişe duyduğunu söylemiş Ali Junior. Evet. Nasıl oluyor bu olay ya? Şimdi çok Jamaika'dan Miami'ye dönmüş Fort Lauderdale Havaalanı'nda. Adı ne demişler? Muhammed Ali Junior. Sana bu ismi kim verdi? Annem baban. Annem baban kim? Muhammed Ali yani bir boksör. Müslüman mısın demişler. O da evet demiş. 1 saat 45 dakika tutmuşlar. Muhammed Ali'nin oğlu olduğunu söyleyince bırakmışlar. Şimdi İlk başta söylememiş mi Muhammed Ali olduğunu babası? Yok adı yok. Adı ne diyor? Muhammed Ali Junior diyor. Sorguluyorlar. Müslüman mısın? Müslüman. Sana bu adı kim verdi? Diyor. Babam verdi. Falan. Önce sorguluyor. Sonra baban kim? Sonradan Muhammed Ali Junior diyor. Ki Muhammed Ali deyince hatta onu duyunca bırakıyorlar. Ya bir adam Amerika'da pasaportu var. Amerikan vatandaşı zaten yani bizim Türk vatandaşı olmamız gibi ama içeri giremiyordu az da. Bak bu temel insan haklara aykırı bir durumdur. Yani Trump'ın bu politikası doğru değil. Temel hak ve özgürlükler konusunda kimse geri adım atamaz. Trump şimdi bu politikayı... Vatandaş bu adam yani. Evet, bu politikayı uygulamaya kalktığında daha doğrusu bundan sonra gelecekler için bunları bu tedbirleri alıyorum dediğinde bir bu yaptığı insan haklarının temel insan haklarına aykırı bir de Amerika'daki küresel oligarşi bunu mutlaka istismar edecektir diye burada konuşmuştum. Ederler. Çünkü bu tür adamlar her zaman bunun gündeme gelebilmesi için, Trump'ı yıpratmak için de kullanırlar. Trump daha çok acemi. Evet. Hakikaten bu işleri bilmiyor. Ve yanında çalıştıracak adam bulamıyor gerçekten de. Çok kötü durumda. Biraz daha aklını başını toplaması gerekiyor. Biz şimdi buradan tabii ki duymayacak bize akıl veriyor gibi oluyoruz ama aklımızı duymayacak bile. Ama insan malzemesi de çok önemli Cem. Evet, yani ülkenin ne kadar yasa çıkarırsan çıkar, ne kadar kanun çıkarırsan çıkar, ne yaparsan, hangi sistemi getirirsen getir. Eğer insan malzemesinde bir defo varsa iş bitmiş demektir. Ben şimdi bak bir yazı daha paylaşacağım. Facebook'tan aldım. Oğuz Berk diye Kayserili bir iş adamı ve bir politikacı, siyasetçi aynı zamanda. Takip ediyorum da. Çok acıklı bir olay. Oğuz Berk nereli bu? Kayserili. İş adamı mı? İş adamı ve siyasetçi aynı zamanda. AK Parti milletvekili adayı oldu geçen dönem. Şimdi bir haber var. Bu haberde engelli milli sporcu Büşra Ün'le ilgili bir haber. Ve onun da fotoğrafını göreceksiniz haberde. Şimdi
Daha önce bu iş parlamenter sistem, başkanlık, padişahlık meselesi değildir. Bu bir ülkenin insan kalitesi yükselmedikçe hiçbir sistemin anlamı yoktur yazmıştım. Ben güzel ahlakı tanımını tamamlamak üzere gönderildim diyen Hazreti Peygamber'i anlamaktan aciz, 17 liraya insanlığını satan bir noter karşısında yapabileceğiniz bir şey yok diyor. Ne biliyor musun olay? Engelli milli sporcu Büşra Ayün resmi bir işlem için notere gidiyor. 25 basamak merdiveni çıkamadığı için evraklar görevli tarafından 25 basamak aşağıya getirilip imzalatılıyor Büşra Ayün'e. Ve o 25 basamak için 17 lira masraf alınıyor. Evet. Şimdi o masrafı mesela sporcu değil mi bu engelli sporcu kardeşimiz? Onu o bakanın ödemesi lazım bunları. Hayır, ödemesi lazım, bu mesele değil. Ama şimdi bak, burada yok, 25 şey basamak indi diye Cem, mesele o değil. Anladım. İndi diye 17 lira masraf almanın ya ahlaki noterde hangi yanı var? Noterde böyle bir şey var mıymış? Yoktur öyle bir şey yani. Olur mu öyle? İnsani bir şey bu ya. Evet. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani Oğuz Berk yani şimdi 1.200.000 liralık fatura için bir şey demiyor ülkemin demiş. Ülkemin asıl sorunu işte bu. Ne diyor, çok ağır sözler söylemiş. Bu ahlaksızlıktır demiş. Birileri 17 lira için birileri imkanını buluyor. Birileri 17 lira için, birileri de imkanını buluyor 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası için ahlaksızlık yapıyor. İkisi de kanunlara uygun ama vicdana, ahlaka ve insanlığa uygun şimdi değil. Şimdi bunu daha önce gündeme çok geldi. Biz burada konuşmadık konu. Yani bu konu vardı. Bu kardeşimizin Büşra Ün bu masrafı alınması bir ayıptır. O noter bunu niye yaptı? Ona bunun sorulması lazım. Yani ne kadar... Bu kardeşimize de, bak ben söyleyeyim, bu kardeşlerimize de sponsorları var mı yok mu bilmiyorum. Belki Oğuz Bey'e bile söylesek bu kardeşimizin bu tür ıvır zıvır masraflarını karşılar. Gayet yani tabii şey canım yapar, yani. Yani şey yapar. Ama bak bu tür insanlar, bak engelli sporcu, bu engelli insanların yani, bir Halit Ur rüyası vardır. İnsanlık için yaparsın ya. Hayır, Halit Ur rüyası vardır. Kendi işlerini kendilerini görmeyi severler. Evet. Hayatın içinde olmayı tercih ederler. Bunları hayatın içinden dışlamaya kalkmamak gerekiyor. Tam tersine hayatın ortasına koymak lazım. Asıl ayıp ne biliyor musun? Yani onların otobüste binmelerini sağlayacak sistemin kurulmaması, kaldırımlarda yürüyecek sistemin kurulmaması, merdivenlerden çıkabilecek bir sistemin kurulmaması, asansörün olmaması. O ayıp onlarda aslında. Şimdi o engelli sporcu oradan çıkamıyor ve sen aşağı iniyorsun, 25 merdiven nedir 25 basamak? Yuh, ayıptır, utan ya. Kalıbından evet, utan yani. Aynen öyle. Yani iniyorsun aşağıya ve 17 lira masraf alıyorsun. Yani böyle bir rezillik, kepazelik olur mu ya? İnsanlık adına yap ya. İnsanlık hani adına yapıyor adına ya. Yap yani. Şey, ben evet. Şeyle bitireyim, vaktimiz var mı? Bir dakika, vaktimiz şimdi var. Şimdi bu sınır ötesindeki TSK personeline tazminat ödemeleri başlıyor. Bunu söyleyeyim, bugün gazetelerde şeyde vardı. Demin bu. Dedik ya. Demin dedik, bu konuştuk mu bunu? Dedik, yani bunu şey, yani şeyi söyleyeyim ama şunun için söylüyorum. Burada bu, yani benim söyleyeceğim şey başka. Bu insanların aileleri var. Şehit düşüyor. Evet. Şey, yani bunların hakikaten parayla ölçemezsin bunu. Yani bu askerimizin 50 milyar, 100 milyar da versen bunların bu kıymetini hak etmek lazım. Bunların mesela çoktan vermek de lazım. Bak burada başladan vereceksin. Zaten bunlar da çok, askerlerin bir kısmı öyle çok büyük para almıyor. Evet. Onu da söyleyelim yani. Hani general menral değilsen bunlar da bunların anasının hak üstü gibi helaldir. Bu erlere herkesi de bir şekilde kapsamalı. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Evet, programımızın sonuna geldik. Sevgili seyirciler, Cem Küçük ve bendeniz bu hafta bugün karşınızdaydık Medya Kritik'le. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın.